Hayattır'dan merhaba, ben Duygu Özeltaban. Kadın hayattır diyoruz, hayat dolu olmak için bedenimizin ve ruhumuzun sağlığı diyoruz. Yine uzman konuklarımızla ve tabii ki sizin de katılımınızla Kadın Hayattır başlasın. Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu rakam Türkiye'de 100 bin kişi olarak tespit edildi. Peki sigara yasaklarıyla beraber dünyada sigara içenlerin sayısı ne yönde değişti? Özellikle gelişmiş ülkeler sigarayla nasıl mücadele ediyor? Türkiye'nin tütün kontrolü açısından 2023 vizyonu nedir? Sigara kadınları nasıl etkiliyor? Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız da ekran başına geçin, sigara bırakma taktiklerini de vereceğiz. Aklımıza gelen sorularımızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Uzmanı ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Profesör Doktor Toker Ergüder'e soracağız. Sizin de merak ettikleriniz, sorularınız, sigarayla bırakma konusunda sıkıntılarınız varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı iletebilir. Sohbet boyunca yanıtını öğrenebilirsiniz. Sayın Ergüder, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu başlığıyla buradasınız hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi ayırıp buraya geldiğiniz için. Şimdi dünyada sigara içme oranları nasıl diye başlamak istiyorum. Acaba kaç kişi bu sebepten hayatını kaybediyor? Şöyle şu anda en son yapılan, en son Dünya Sağlık Örgütü geçen Haziran ayında Dünya Tütün Kontrol raporunu yayınladı ve bu rapora göre dünya genelinde yaklaşık 1.1 milyar kişi sigara içiyor ve her yıl bu 1 milyar yaklaşık sigara içen kişinin biz 7 veyahut da 8 milyonun sigara içtiği için hayatını kaybediyor. Ve dünya geneline baktığınızda aslında tüm dünyada sigara içme oranlarında bir azalma meydana gelmeye başladı. Yani özellikle 90'lı yılların sonunda ve 2000 yılların başlarında Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'ni yayınladı ve bu ilk halk sağlığı alanında Birleşmiş Milletler kapsamında yayınlanan halk sağlığı çerçeve sözleşmesiydi. Ve bu çerçeve sözleşme şu anda 181 ülke tarafından imzalandı. Türkiye'de bunu imzalayan ilk ülkelerden biriydi ve bu sözleşmeyi takiben tüm dünyada sigara içme oranlarında bir takım azalmalar meydana gelmeye başladı. Ancak tabii ölümler azalmıyor. Yani mevcut sigara içenlerin biz yani sigara içen her iki kişiden biri sigara sebebiyle bir hastalıktan hayatını kaybediyor. Buna bağlı olarak da biz halen daha dünyada yaklaşık her yıl 8 milyon kişiyi sigara içtiği için kaybediyoruz. Tabii dünya geneline baktığınızda aslında kadınların sigara içme oranları erkeklerden düşüktür. Yani tüm özellikle doğu bizim nasıl diyeyim Asya ülkelerinde, Müslüman ülkelerde, Afrika ülkelerinde kadınlarda sigara içme oranları genelde düşüktür. Hı. Ve daha çok Batı ülkelerinde kadınlarda sigara içme oranları daha yüksektir. Ama tabii yavaş yavaş bu da ne yazık ki değişmeye başladı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve pek çok Avrupa ülkesinde son yıllarda kadınlarda ve erkeklerde sigara içme oranlarında önemli ölçüde düşüşler meydana gelmeye başladı. Yani %40, %50 düşler meydana geldi. Tabii sigara endüstrisi, sigara firmaları da kendilerine yeni müşteri arayışlarına girdiler ve bu yeni müşteri arayışları sonucunda daha çok işte daha önce geleneksel olarak sigara içmeyen ülkelere saldırdılar ve ne yazık ki Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda hızlı bir şekilde sigara içme oranları artıyor. Ve biz Dünya Sağlık Örgütü olarak Sağlık Bakanlığı ile beraber 2000'li yılların başından beri Türkiye'de hem erkeklerde hem kadınlarda hem çocuk ve gençlerde sigara içme oranlarını takip ediyoruz. Ve ben ilk çalışmayı Türkiye'de 2003 yılında yapmıştım. 13-15 yaş grubu
çocuklarda yani bu dediklerim şimdi ortaokul 7-8 lise 1 sınıf öğrencilerinde ve ilk bulduğumuz rakam kız çocuklarında %2 falan yani çok düşüktü. Düşük. Dünyayla ama şu anda bu rakam da %9'lara falan çıktı ve Türkiye'de ne yazık ki hem çocuklarda hem gençlerde ve özellikle kadınlarda sigara içme oranları artıyor. Ve biz yetişkinlerde de sigara içme oranlarını yakinen takip etmeye çalışıyoruz. En son 2012 yılında Türkiye'de kadınlarda sigara içme oranları %13 iken 2016 yılında bu rakam %19'a çıktı. Ve inanılmaz bir artış var. Tabii Türkiye'de de tütün firmaları, sigara firmaları son yıllarda taktiklerini değiştirdiler ve bütün stratejilerini kendilerine daha fazla kadın müşteri. Yani çünkü orada pazarda bir boşluk vardı. Türkiye'de zaten erkekler içebildikleri kadar çok ne yazık ki sigara içiyorlardı. Hı hı. Kadınlarda sigara içme oranları düşüktü. Hı hı. Birazcık da işte hem kadınların eğitim statülerini hem özgürlük anlayışlarını vesaire bunları da reklamlarda kullanarak Türkiye'de sigara içme oranlarını artırdılar. Kadınlar üzerinden gittiler değil mi? Kadınlar üzerinden gittiler. Aslında yani Avrupa'daki ülkelere baktığımızda hemen hemen kadınlarla erkeklerin sigara içme oranları eşittir. Yani hatta mesela bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde kadınlar erkeklerden daha çok sigara içerler. Hı hı. Şöyle bir durum var. Yani bunu burada da herkes açıklamak istiyorum. Ya bu tabii iyi bir şey değil ama sonuçta kadınlarda eğitim ve statü yükseldikçe sigara içme oranları artıyor. Erkeklerde bunun tersidir. Erkeklerde eğitim ve statünüz yükseldikçe erkekler sigarayı bırakıyorlar ama kadınlarda tam tersidir. Tabii sigara firmaları da yani ta 1950'li yıllardan bu tarafa özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte tüm reklamlarda işte kadınların statüsünü, özgürlüğünü, işte kadın haklarını sigarayla eşleştirmişler ve bu vasıtası bu sebeple de özellikle kadınlar arasında sigarayı yaymaya çalışmışlar. Türkiye'de özellikle 2013 yılından sonra sigara firmaları bu kadınlara yönelik mentollü sigaralar, slim sigaraları mümkün olduğu kadar piyasaya sürdüler ve kadınlara yönelik pazarı mümkün olduğu kadar arttırdılar ve Türkiye'de de tabii Türkiye'de son yıllarda özellikle kadınların hem eğitim durumlarında hem statülerinde önemli artışlar oldu ve birazcık da bunu kullanaraktan bu piyasaya girdiler. Tabii yine başka bir tehlike özellikle üniversite öğrencileri ya üniversitede okuyan kadınlara ve kız çocuklara nargile kafeler oraları çok etkin kullandılar ve nargile kafeler vasıtasıyla da daha çok genç ve çocuğu bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar ve Türkiye'de hakikaten genelde son 30 yıla baktığımızda kadınlarda hızlı bir şekilde ama yani bu çok üzücü bir şey sigara içme oranları artıyor. Tabii bunun sonucunda da önümüzdeki 10-15 yılda hızlı bir şekilde kadınlarda biz akciğer kanserlerini, kalp krizlerini daha fazla göreceğiz, ne yazık ki görmeye başlayacağız. Ve bu sebeple şimdiye kadar hiç görmediğimizden daha fazla sayıda kadın akciğer kanserinden, kalp krizinden, diğer sigaraya bağlı kanserlerden ne yazık ki hayatlarını kaybedecekler. Bu kötü haber. Hocam şimdi ne yapılacakları konuşalım. Şunu merak ediyorum. Ülkeler bazında değerlendirecek olursanız, tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün yasak koyduğu ülkeleri belki ele alabiliriz değil mi? En çok sigara içen ülkeyle, en az sigara içen ülke hangileri hocam? Ve Türkiye bunun neresinde? Tabii aslında Türkiye'nin buradaki yeri hiç de iyi bir yer değil. Yani değil şu anda ne yazık ki Türkiye dünyada en çok sigara içilen 3 yahut da 4. ülkeyiz ve bizden daha fazla sigara içen Bangladeş var, Pakistan var. Yani ondan sonra ne yazık ki işte Rusya ve Türkiye'ye geliyor. Tabii dediğim gibi yani Türkiye'de şu anda yaklaşık en son yaptığımız çalışmada 20 milyon kişi sigara içiyor. Yani Türkiye'de her 100 kişiden 33'ü yahut da her 10 kişiden 3'ü ne yazık ki sigara içiyor. Mesela bu diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde her 100 kişiden 15'tir. Şu anda Avustralya ve Yeni Zelanda her 100 kişiden 10 kişiyi konuşmaya başladılar. İngiltere işte tarihlerin en düşük oranlarını düşürdüler. %14'e düşürdüler. Yani tüm Avrupa giderek azalıyor ve hedefleri de %5'i. Ama Türkiye ne yazık ki halen de dediğim gibi her 100 kişiden 33'ümüz sigara içiyoruz. Erkeklerde her 100 erkekten 45'i 46 sigara içiyor. Kadınlarda da her 100 kadından 19'u sigara içiyor. Yani Türkiye özellikle 2008 yılından sonra
bu duman hava sahasını uygulamaya geçmesiyle beraber tütünle mücadele konusunda çok iyi önlemler aldı ve aldığı önlemlerin en başında bu duman hava sahası o yıllarda çok iyi uygulandı. İyi denetlendi. Çok iyi denetlendi. Sigara fiyatları artırıldı. Evet. Ondan sonra işte sigara karşıtı medya kampanyaları yapıldı ve sigara endüstrisi kontrol altına alındı. Yani sonuçta 2012 yılında Türkiye'de 300 değişik türde sigara vardı. Mesela şu anda bu rakam 1200'e çıkmış durumda. Ve tabii 2013'lü yıllara geldiğimizde aslında tüm dünyada bu yaşandı ve pek çok ülke sigarayla ilgili her şeyi yaptığımızı zannettik. Dedik ki artık daha bu sigarayla ilgili her şeyi yaptık ve hakikaten de 2008 ile 2012 arasında Türkiye'de bir sigara içme oranlarını %13 dolayında azalttık. Güzel haber. Ve yani 4 yılda dünyada sigara içme oranlarını bu derece azaltan başka bir ülke de yok. Evet. Yani Türkiye o zaman tüm dünyaya örnek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tabii liderliği, katkıları, evet, desteği çok önemliydi. Kesinlikle. Ve bunları yaptık ama dediğim gibi 2013'ten sonra birazcık bu Türkiye'de sigarayla mücadele biraz gevşedi ne yazık ki. Evet. Ve tabii sigara firmaları da boş durmadılar. Yani bir anda müşterilerini kaybettiklerini anlayınca da özellikle kadın ve çocuklara yönelik aşırı bir kampanya başlattılar. Ve o kaybettikleri müşterileri kadın ve çocuklar üzerinden geri kazandılar. Ve 2000 daha sonra da 2012'den sonra tekrar Türkiye'de sigara içme oranlarında artış ne yazık ki meydana geldi. Ve bu artışın da biraz biz detaylarına baktığımızda artışın en büyük sebebi ne yazık ki kadınlardaki inanılmaz artış. Bir de 15-24 yaş grubu gençlerde %300-400'e varan bir artış meydana geldi ve tütün endüstrisi daha çok çocuk ve genci ve kadını sigara bağımlısı yaptılar. Evet. Ve şu anda mesela siz de piyasada görüyorsunuzdur. Özellikle bu kadınlara yönelik ince bizim slim, evet, dediğimiz sigaralar, mentollü sigaraları büyük ölçüde piyasaya verdiler. Sigara fiyatları çok artırılmadı Türkiye'de, evet, ve buna bağlı da sigara içme oranlarımız da önemli ölçüde ne yazık ki diyorum artışlar oldu. Ama dediğim gibi yani şimdi şöyle diyeyim, bu sigaranın içinde pek çok zehirli madde var, kimyasal madde var. Yani bunları siz diyelim bir anda önemli ölçüde maruz kalsanız anında zehirlenirsiniz yahut da işte hayatınızı kaybedersiniz. Ama ne yazık ki bu kronik hastalıkların kuluçka süreleri çok uzundur. Ve yani sizin diyelim ki kalp damarlarınız tıkanmaya başladığında bunu ancak kalp krizi geçirdiğinizde anlarsınız. O yüzden de mesela enfeksiyon hastalıkları, diğer hastalıklar insana hemen acı verirler ve önlem almaya çalışırsınız. Ama işte ne yazık ki bu kanserler, sigaraya bağlı hastalıklar acı da vermedikleri için ta ki tüm kalp damarlarınız tıkanana kadar farkına varmıyorsunuz. Ancak işte sigaranın zararını kalp krizi geçirdiğinizde yahut da bizim mesela öyle hastalarımız da meydana geliyor. Ben çok üzülüyorum. Yani onlara işte bir anda balgamlarında kan görüyorlar. İşte öksürük başlıyor. Ondan sonra biz onlara bir tomografi çekiyoruz. Bir akciğer filmi çekiyoruz ve ne yazık ki işte akciğer kanserinin ileri safhalarında ve ondan sonra da en fazla tüm bu teknolojilere rağmen 6-7 ay yahut da 1 yıl yaşatabiliyoruz. Ama mühim olan oraya gelmemek. Yani ondan, evet, önce önlemleri almak ve kişileri korumaya çalışmak. Bir de tabii burada konuşmamız gereken bu ikinci el sigara dumanı. Özellikle burada da yani ben çok kadın hastamızda da görüyorum. Mesela bize kadın hastalarımız geliyor. İşte dediğim gibi sabah işte bir öksürürken kan görüyorlar. Yahut da işte öksürük başlıyor. Ondan sonra işte bir akciğer kanseri teşhisi koyuyoruz. Ve soruyoruz işte yani hiç sigara içtin mi? Yemin ediyorlar hocam diyorlar yani hakikaten ağzıma sigara vurmadım hayatım boyunca. Ondan sonra birazcık daha araştırıyoruz ki meğerse eşi işte ağır sigara içicisi, evde uzun yıllar sigara içmiş. Ve ne yazık ki pek çok kadın kendileri ağızlarına sigara vurmadığı halde evlerinde eşlerinin yahut da sigara dumanına maruz kaldıkları için de akciğer kanserine ve pek çok hastalığa da yakalanabiliyorlar. Yani pasif içicilik de aynı seviyede. Yani şöyle şimdi pasif içicilik de dediğim gibi aynı seviyede. Yani sigaranın bir kendi içtiğiniz dumanı da çok zararlı ama başkasının içtiği sigara dumanı da solumanız çok son derece zararlı. Evet. Şimdi bir de bu biz buna bir kendi içtiğiniz sigaraya birinci el duman deriz. Hı hı. Eğer başkasının dumanına maruz kalırsanız buna biz ikinci el sigara dumanı bir de şimdi üçüncü el
sigara dumanı diye bir kavram ortaya atıldı ve dünyanın pek çok ülkesinde bununla ilgili pek çok önlemler alınıyor. Bu ne demek yani, hocam? Bu da şöyle bir şey. Diyelim siz sigarayı yaktınız bu odada. Hı-hı. Yattı bu odada bir sigara içti. Hı-hı. Ve bu sigaradaki dumanı havadaki su buharıyla birleşince bizim partikül dediğimiz kanser yapıcı maddelere dönüşüyor. Hı-hı. Ve bunlar gidip bu odanın her tarafına, üzerinize vesaire yapışıyorlar. Hı-hı. Daha sonra diyelim ki siz bu odayı terk ediyorsunuz. Hı-hı. Ve bu odaya başka biri geliyor. Bu odada gezinmeye başlayınca bu havadaki asılı kalan partiküller, yani kanser yapıcı maddeler, hı-hı, harekete geçiyorlar ve daha sonra onları siz soluduğunuzda onlar da akciğer kanseri, hı-hı, yapıyorlar. Mesela ben şunu bazen araba sürerken görüyorum. İşte arabanın içinde bir tane arka koltukta çocuk koltuğu var. Hı-hı. Çocuk koltuğu anda boş ama arabanın içinde baba yahut da anne sigara içiyorlar. Hı-hı. Ve şunu emin olsunlar, o içtikleri sigaradaki o kanser yapıcı maddeler o arabanın her tarafına yapışıyor. Evet. Ve o arabaya küçük bebeği çocuk koltuğuna koydukları anda ve bebek yahut da çocuk o arabanın içindeki havayı solumaya başladığı anda o partiküllerin hepsini akciğerlerine çekiyor. Ve biz düşün, o yaşta bir kendi çocuğumuzu, kendi bebeğimizi hiçbir suçu olmadığı halde işte kendimizin sırf birkaç dakikalık zevki uğruna zehirlemiş, evet, oluyoruz. Yani o yüzden de ben çok üzülüyorum. Arabada yani artık daha bıraktım ben. Eminim ki ben pek çok insan artık daha arabalarda çocukları varken, işte bebekleri varken sigara içmiyorlar. Evlerinde de içmiyorlar ama yani sonuçta bu üçüncü el sigara dumanı dediğimiz etkiliyor, etkiliyor bebekleri. Ve o yüzden de ben de yani mutlaka özellikle küçük bebekleri olanlar evlerinde kesinlikle sigara içmesinler. Yani sigarayı keşke hiç sigara içmeseler ama eğer bırakamıyorlarsa da balkonlara çıksınlar, arabalarında sigara içmesinler ve Türkiye'de biliyorsunuz bununla ilgili son zamanlarda bir kanun değişiklik oldu. İşte bu, evet, araç sürerken sigara içenlere ceza yazılmaya başlandı, evet, ama yani sonuçta bu sağlık işi, yani sadece trafik güvenliği meselesi değil. Evet. Yani siz o arabada çocukları, mesela dünyanın pek çok ülkesinde eğer arabada çocuk varsa kesinlikle sigara içmek yasak, yani cezaları da çok fazla. Dünyaya da geleceğim hocam. Özellikle, evet, gelişmiş ülkeleri merak ediyorum. Sigarayla nasıl mücadele ediyorlar diye size soracağım. Türkiye'de eksikler neler? Yani neler yapılabilir? Bunu da soracağım. Ama önce birlikte sokağa çıkalım hocam. Vatandaş bu konuda ne kadar bilinçli? Bunu sorduk. Birlikte izleyelim mi? Tamam, sağ olun. Bakalım neler söylediniz? Bugün Kadın Hayattır programı için Kabataş'tayız. Mikrofonlarımızı size uzatıyoruz. Sigara içiyor musunuz? İçiyorum. Peki bırakmayı hiç düşündünüz mü? Yani nasıl, biraz işte üşüttüğümüze vesaire, orada biraz zorlandığımıza bırakmayı düşündüm ama tekrar sağlığımız yerine gelince öyle bir kesin bir düşüncem yok şu anda. İçmiyorum. Peki ailenizde, etrafınızda sigara içen biri var mı? Var. Onların hastalığını, rahatsızlığını gördüğünüzde endişeleriniz nelerdir? Akciğer kanserine yakalananlar var, gırtlak kanserine yakalananlar var. Sigara içiyor musunuz? Evet. Hiç bırakmayı düşündünüz mü? Çok. Tamam, sigara içiyor musunuz? Allah'a çok şükür her gün içiyorum bir paket kaçak sigara. Bırakmayı düşünmüyor musunuz? Bırakmak istiyorum ama sinir sistemlerim bırakmıyor. Çünkü zorluyor beni. Sigarayı bıraktım 15 sene oldu. Ya, mesela canım sigara isteyince kuru üzüm, leblebi, bir iki tane attım ağzıma. Sigara içme şeyim geçtiği zaman bir daha bir hafta 10 gün böyle devam ettim. Ben şey yapmıyorum yani, o şekilde bıraktım. Evet, içiyorum. Peki bırakmak için bir şeyler yaptınız mı? Çok denedim ama yani stres, okul derken zor oldu. Tekrar başladım. Hocam şimdi bırakmak isteyenler var. Siz de notlarınızı aldınız, görüyorum. Neler, nasıl bir yorum yapacaksınız bu röportajlar üzerine? Tabii yani sonuçta sigarayı bırakmanın yaşı yok. Yani kişi hangi yaşta, ne zaman sigarayı bırakırsa bıraksın, ondan sonraki yaşamını daha rahat sürdürebiliyor. Ama tabii yani sigara ve sigaranın içindeki nikotin insan için gerekli bir madde değil. Ve bizim bulunduğumuz coğrafyada, yani dünyanın bu bölgesinde 1500'lü yıllara kadar zaten sigara diye bir madde yokmuş. Yani ne zaman ki bu Christoph Kolomb Amerika'yı keşfediyor, Amerika'dan bu tütün bitkisini Avrupa'ya getiriyor o gemiciler. Ondan sonra bu coğrafyada sigara salgını başlıyor. Evet. Ve Türkiye'de demin dediğim, yani sonuçta 20 milyon kişi sigara içiyor, 60 milyon sigara içmeyen kişi var. Dünyada da işte 6-7 milyar sigara içmeyen kişi var. Yani sonuçta insanlar sigara içmeden de çok rahat hayatlarını sürdürebiliyorlar. Yani hepimiz strese maruz kalıyoruz. Evet. Hepimizin sıkıntıları var ama pek çoğumuz sigara içmeden de bu stresleri, bu sıkıntıları atlatabiliyoruz. Tabii sigara bırakmak için şu anda elimizde çok etkili tıbbi yöntemler var.
Ama ben tabii yani bu tıbbi yöntemlere gelmeden eğer kişinin kafasında bu sigaranın sağlık zararları yahut da çocuklarına olan zararları ortaya çıktığında çoğu insan belki de hiç tıbbi destek olmadan da kendi başlarına günün birinde ya diyorlar artık daha benim için zararlı bir şey, hem maddi hem manevi çok zararları var, sigarayı bırakabiliyor. Ama hakikaten bazen ağır içicilerde sigarayı bırakmak için tıbbi desteğe ihtiyaç var. Evet. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın Alo 171 diye bir hattı var. Bu evet. Ücretsiz bir hat. Bu hattı aradığınızda Sağlık Bakanlığı'nın bu işte uğraşan psikologları yahut da sağlık çalışanları sizin karşısına çıkıyorlar. Öncelikle sizde küçük bir bir anket yapıyorlar. Ondan sonra bu anket sonucunda sizi Sağlık Bakanlığı'na bağlı sigara bırakma merkezleri var. Bunların birinden evinize en yakın yerden randevunuzu alıyorlar. Buralara gittiğinizde Sağlık Bakanlığı zaten bu merkezlere giden kişilerin de tüm tedavilerini ücretsiz olarak karşılıyor. Yani dünyada bu sigara bırakma ilaçlarını ücretsiz karşılayan başka bir ülke de yok. Yani onu da söyleyeyim ben size. Peki aranıyor mu hocam? Bilginiz var mı? 171'i arayan çok var mı? Arayan çok var ama tabii şey önemli. Yani öncelikle şu var. Nasıl diyeyim ben? Öncelikle kişinin kendisinin karar vermesi lazım. İstemesi lazım. İstemesi lazım. Yani siz bu bağımlılık yaptığı için yani kişi kendi istemeyip de karar vermedikten sonra evet. Dünyanın biz en iyi yönteminde uygulasak ne yazık ki. Evet. Ama şey var yani dediğim gibi şu anda buraya başvuranlar da özellikle Sağlık Bakanlığı'nda bu sigara bıraktırma oranlarında önemli ölçüde iyileşmeler var. Ama bunun için mutlaka bizim önerimiz bir hekim kontrolünde, bir sağlık çalışanı kontrolünde. İşte oraya gittiğinizde sizin başka kan testlerinizi yapıyorlar. Akciğer kapasitenize bakıyorlar. Kanınızda, nefesinizdeki nikotin düzeyine bakıyorlar. Bir takım testler yaptıktan sonra da bir doktor kontrolünde sigarayı bırakmaya başlıyorsunuz. Eğer hakikaten yüksek derecede bağımlıysanız da belki birazcık işte bizim nikotin preparatları dediğimiz işte bir de dışarıdan deriye yapıştırılan bantları yahut da sakızlar var değil mi hocam? Sakızlar var. Ağızdan bir takım tedavilerle bunu yapmak mümkün. Hocam biz izleyicimiz şunu sormuş size. Sigarayı bırakamamak vücudun nikotin ihtiyacı nedeniyle mi yoksa beynimizin yönettiği bir alışkanlık sonucu mudur demiş. Şöyle yani. Bunun ikisi birden sigara hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yapıcı bir madde. Hı-hı. Yani o yüzden de tabii yani esas bizim sıkıntımız sigarada bulunan nikotin denen madde. Yani nikotin yüksek derecede bağımlılık yapan bir madde ve nikotin alımına bağlı olarak da insanlar bağımlı oluyorlar ve daha sonra da bu bağımlılıktan kurtulamıyorlar. Ama tabii mesela sigara bırakmak isteyenlere yapmaları gereken ilk şeyin de evlerindeki tüm sigara paketlerini, işte kül tablolarını, kibritleri, çakmaklarını da evlerinden uzaklaştırmalarını istiyoruz. Yani, diğer aile bireyleri de çok rol yaşıyor değil mi hocam? Mesela diyelim ki eğer karı koca sigara içiyorlarsa mutlaka onların sigara bırakma tedavilerine birlikte başlamanı istiyoruz. Evet. Çünkü sigara aynı zamanda da psikolojik bağımlılık yaptığı için yani siz bir sigara paketi gördüğünüzde yahut da bir arkadaşınız sigara içen gördüğünüzde aklınıza sigara içmek geliyor. Evet. Ve de bu nedenle de biz onu da öneriyoruz ve diyoruz evinizdeki bütün kül tablolarını, sigaraları hepsini uzaklaştırın ve yakın çevrenize de sigarayı bıraktığınızı açıklayın diyoruz. Çünkü yani yakın çevrenizde bir müddet özellikle sigara içen arkadaşlarınız varsa Evet. Bunlar sizin sigara bıraktığınıza inanmıyorlar. Evet. Ve siz sürekli size sigarayı bıraktıktan sonra ya işte bir şey olmaz, bir tane yak bir şey olmaz, işte gel bir dışarı çıkalım bir sigara içelim gibi sürekli sizi o kendi ortamlarından, kendi çevrelerinden uzaklaştırmamak için çaba gösteriyorlar. Ve de mesela bizde genelde şeyler mesela işte sigara içmek kahve içmekle eşleştirilmiştir. Evet. İşte insan sabah kalkıp işte kahve içerken sigara içer. Ve biz o tür alışkanlıkları da biraz ertelemeni istiyoruz. Yani de önce sigarayla beraber yaptıkları bir takım ritüelleri, bir takım alışkanlıkları varsa onları da bırakmanı istiyoruz. Tabii burada önemli bir şey şu var. Yani bizim bu yüksek bağımlı dediğimiz ve tıbbi tedaviye ihtiyaç olan kesim şudur. Eğer bir insan sabah kalkıp da ilk yarım saat içerisinde sigara içme isteği duyuyorsa ve günde 20 adetten fazla sigara içiyorsa bunlar yüksek bağımlı insanlardır. Yani bunların belki de sigarayı bırakmaları için işte bu nikotin yerine bir takım replasman tedavilerine ihtiyaçları olabiliyor. Ama bunun dışında eğer bir kişi sabah kalkıp da
işte ilk yarım saat içerisinde 20 sigara içmiyorsa, günde 20'den az sigara içiyorsa ve hakikaten de buna niyeti varsa kendi başına da bunların içmene gerek olmadan da pek çok kişi sigarayı bırakabiliyor. Ama dediğim gibi önemli olan şeyler, yani bir sağlık merkezinde, doktor kontrolünde bunu yapmak önemli. Ve şu da bizi çok sevindiriyor. Mesela bize bazen kadın hastalarımız da geliyor ve bunlar hakikaten işte sigarayı bıraktıktan sonra, yani özellikle ben şey var, bazen fotoğraflarını da çekiyorum. Özellikle ciltlerindeki inanılmaz değişiklik, işte diş sağlıkları, ne bileyim yani hayattan zevk almaları o kadar değişiyor ki bu insanların. Ve de bir anda yani diyorlar çok sağ olun, ben niye şimdiye kadar bu sigarayı içmişim? Yani hem maddi hem manevi hem de sağlık olarak önemli faydaları var. Ve kanınızdaki karbonmonoksit miktarı da ilk 24 saat sonra, 48 saat sonra hemen düşmeye başlıyor. Ama tabii ne yazık ki şey var, yani hiç sigara içmemiş biriyle kalp krizi geçirme riskiniz, kanser riskiniz için biraz daha 10 yıl, 15 yıl hiç sigara içmemeniz lazım. Ama diyorum ben, yani sigarayı bırakmanın yaşı yok ve her isteyen sigarayı bırakabilir. Yeter ki istesinler. Ve de işte ben de demin de röportajlarında dinledik. Yani şeyin mazereti yok. Ben işte bırakamıyorum, stresliyim. Yani dediğim gibi Türkiye'de milyonlarca insanın da stresi var, dünyada da var. Ama zaten bunlar da işte sigara içmeyen insanlar. Sevgili hocam, son 5 dakikamız kaldı. Değerli kullanalım vakti. Bir izleyicimiz, 36 yaşında bir kadınım, sigarayı bırakamıyorum. Hocama sorum, sigaranın sağlığa zararı ne kadar süre sonra ortaya çıkar? Ben sigara dumanı içindeki hangi maddelerin hastalık yaptığını merak ettim der. Burada hocam bize kısaca kadınlara yönelik hastalıkları da sayabilir misiniz sigaranın? Ya şöyle, bu soru için çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir soru. Tabii yani sigara hem kadında hem erkekte işte akciğer kanserleri, işte mide kanserleri, mesane kanserleri hepsine sebep oluyor, kan kanserlerine. Yani sonuçta kolay akılda kalsın diye sigarayı dudağınıza değdirip de dumanı içinize çekip bu duman işte akciğerlere gidip, gırtlaktan, nefes borusundan akciğerlere gidip oradan kana karışıp böbrek ve idrar yoluyla atılana kadar geçtiği bütün organlarda kansere sebep oluyor. Ama bizim en çok bildiğimiz de akciğer kanseridir, kalp krizleridir, işte felçlerdir. Ama özellikle kadınlarda bir takım daha değişik etkileri var. Yani özellikle gebe kalmayı engelliyor, hamile kalmayı engelliyor ve özellikle başka büyük tehlike, dış gebeliğe sebep oluyor sigara ve bu çok önemli. İkincisi de yine kadınlarda rahim ağzı kanserinin en büyük sebeplerinden biri de sigara kullanımı. Yani biz tedavide mutlaka kadınların ya da gebe hamile kalamıyorlarsa mutlaka sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Veya ailelerinde dış gebelik gibi hikayeleri varsa da mutlaka sigara bırakmaları gerekiyor. Bir de tabii başka bir önemli konu da sigara içen hamile kadınlar. Yani bu daha büyük bir felaket. Ne yazık ki yani kimse kusura bakmasın. Yani sonuçta o anne karnındaki bebeğin, fetusun hiç günahı yok, hiç suçu yok. Ama sırf annesi yahut da babası sigara içtiği için hem pasif olarak hem de direkt olarak sigara dumanına maruz kalıyor. Ve en son yapılan çalışmalarda işte hepiniz duymuşsunuzdur. Bu Profesör Doktor Aziz Sancar hocamızın da Nobel ödülü aldığı çalışmalarda özellikle bu genlerdeki bazı mutasyonların sigara içen anne babalardan çocuğa geçtiğiyle ilgili de ciddi deliller var. Bu P53 geni, yani kanserin olmasını önleyen gen, çocuklara da geçebiliyor ve en büyük tehlikede biz anne hamileyken, annesi sigara içen çocuklarda erken doğum görüyoruz, düşük doğum ağırlığı görüyoruz ve beklenmeyen ani ölüm sendromu dediğimiz, çocuk hiçbir sebep yokken sırf annesi hamileyken sigara içtiği için hayatını kaybediyor ve yine son yıllarda yapılan birkaç çalışmada da bu annesi işte hamileyken sigara içen çocukların IQ ve zekalarında bir takım gerilikler ve öğrenme güçlükleriyle ilgili de çok yeni çalışmalar çıkmaya başladı ve özellikle ben şunu diyorum, yani kadınlar bir üreme sağlığı işte ile ilgili sigaraya bağlı sorunlar var. Bir de işte hamileyken sigara içen kadınların çocuklarında sigara hakikaten bu fetusa annesi sigara içtiği için daha az oksijen gitmesinden kaynaklanan bir takım şey var. Mesela bu çocukların şimdi en son çalışmalarda işte bu akciğerleri ve beyinleri yetersiz doğan
çocuklarda görülmeye başladı. Kadınların bırakması çok çok daha çok elzem daha, değil mi hocam? Ya herkesin bırak yanlış anlaşılmasın. Evet. Herkesin bırakması önemli ama tabii özellikle ben bu hamileyken sigara içen kadınların hamile kaldıklarını anladıkları ilk gün yapmaları gereken belki de en önemli şey sigara içiyorlarsa sigarayı bırakmaları ve bulundukları ortamlarda da kimseye sigara içirmesinler. Evet. Yani sonuçta o ikinci el sigara dumanı ya da pasif sigara dumanı da o anne karnındaki fetüse gidip onu da direkt olarak etkiliyor. Evet, önemli mesajlar verdiniz. Şimdi hocamı dinlerken sormak istedim der bir izleyicimiz. Emekli öğretmenim ben. Bir anda bütün insanlar sigara içmez hale gelse bu durum ülke ekonomisi bakımından sorun yaratır mı der. Buradan ülkede daha neler yapılabilir de değinebiliriz hocam. Şöyle hiçbir ekonomik sorun yaratmaz. Yani dünyadaki bütün ülkeler bu sigara satışlarından bir takım vergiler alıyorlar. Ama bu topladıkları vergilerin 3 katını zaten sağlık harcamalarını harcıyorlar. Yani sigara kaynaklı. Yani siz sigaradan 1 lira vergi topluyorsanız 3 lira da sağlık harcamalarını harcıyorlar. Ve dünyanın şu anda pek çok ülkesinde artık daha sigorta şirketleri sigara içenleri sigorta yapmamaya başladılar. Yani sosyal güvenlik kurumları eğer bir kişi sigara içiyorsa onların tedavi masraflarını karşılamıyorlar. Yahut da diyorlar ki biz seni tedavi alacaksak önce git sigarayı bırak ondan sonra gel bize diye bir takım önlemler almaya başladılar. Hiç kimse merak etmesin yani dünyadan sigara yok olursa hiçbir ülkenin başına bir şey gelmez. Yani az önce dedim yani pek çok ülke artık daha %5'leri ve kökten de mesela bazı ülkelerde İsveç, işte Finlandiya yani şu ve pek çok ülke artık daha 2025'li yıllardan itibaren o ülkelerde sigara üretimi de satışı da içilmesi de kökten yasaklanacak. Yani şu anda uyuşturucunun gördüğü muameleyi sigarada görmeye başlayacak. Peki Türkiye'de hocam bu yapılmalı mı? Şöyle Türkiye'de mutlaka günün birinde buraya geleceğiz. Yani artık daha Türkiye'de bu sigara kaynaklı hastalıkların yükünü, masraflarını sigorta sistemleri, sosyal güvenlik kurumu kaldıramaz hale geldi. Ama tabii burada şu önemli. Yani devletler bir vesileyle bunları tedavi etmek için parayı bulurlar. Ama şeyi düşünün yani siz tam işte anne babasınız, çocuklarınız oluyor. Onları işte bin bir güçlükle okutmaya başlıyorsunuz. Onlar evleniyorlar. Tam işte torunlarınız oluyor. Tam işte hayattan zevk almaya başladığınız anda bir anda hiç alakası yok. Yani bir anda işte kalçanızda bir ağrı meydana çıkıyor. Ya bu kalçam ağrıdı niye ortaya çıktı derken bir tomografi, bir akciğer filmi, akciğer kanseri teşhisi konuyor. Ve siz işte 60'lı yıllarda, 65'li yaşlarda hayatınızın en zevk alacağınız dönemde akciğer kanseriyle hem yakınınızdaki çocuklarınızı üzüyorsunuz, hem ailenize acı veriyorsunuz hem de dediğim gibi yani hayatınızın en verimli yerinde hayatınızı kaybediyorsunuz. Yani pek çok anneanne, pek çok babaanne, pek çok dede bu yüzden yani para sonuçta Türkiye'de dünyanın pek çok ülkeleri de bu parayı bulurlar. Yani tedavi için de buluruz. Ama ya ben mühim olan insanların yani şey var biz yıllarca mesela bebek ölümleriyle uğraştık, anne ölümleriyle uğraştık. Bunlar da çok önemli ama yani ben şeyi de çok üzülüyorum. İşte bir insan tam 40'lı 50'li yaşlarında günün birinde kalp krizi geçiriyor. Evet. Yani sırf sigara içtiği için, sırf işte bu risk faktörlerine maruz kaldığı için yani onların meydana getirdiği acı ve kayıplar aslında çok daha büyük. Evet. Ve bunun manevi yönü çok daha büyük ve ben şey diyorum yani belki sizin de benim de belki bizi seyreden milyonlarca kişinin de ailelerinde bu kayıplar oldu ama evet. Yani belki onların vaktinde bu tür programları seyretme imkanları olmadı. Bu bizim gibi sizin gibi bunları gündeme getiren kişiler olmadı. Yasaklar gelmedi gündeme hocam. Evet yani gelmedi ama şu anda şimdi gündeme de sağ olun sizler de bunu gündeme getiriyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar anlatmaya evet. çalışıyoruz ve ben şeye çok üzülüyorum. Yani bunları insanlar dinledikten sonra yani işte Allah herkese bir akıl vermiş. Ve burada insanlar şişe demesi lazım. Ya bak hocam bunu söylüyor sağ olsun işte televizyonlar pek çok yayınlar yapıyorlar. Ve ya ben de artık daha bunu bir düşünmeye başlayayım. Yani bizim de tek amacımız burada kimseyi zorlamak değil. Yani sadece insanların kafalarında bir soru işareti yaratmak ve onlara şey demek. Yani şu anda işte 30'lı 40'lı yaşlarda sigara içiyorlar. Ama günün birinde işte bir 10-15 sene sonra deminki seyircimiz de onu sormuştu. Ya ne yazık ki o süre uzun.
Zaten o süre böyle bir yıl olsaydı, 6 ay olsaydı dünyada hiç kimse sigara içmezdi. Evet. Yani insanlar bile bile kendilerini öldürürler mi? Evet. Ama işte bu süre uzun uzun olduğu için insanlar diyorlar bana 20 sene bir sonra bir şey olmaz ama işte 60'tı bizim öyle pek çok hastamız var. Yani hayatların en zevk aldıkları yaşlarda ne yazık ki işte tüm ailecek akciğer kanserleriyle, evet, kemik kanserleriyle, mesane kanserleriyle uğraşmak durumunda kalıyorlar. Dediğim gibi yani maddi yönü çok önemsiz bir şey. Yani nasılsa bunlar karşılanır, nasılsa bir şey yapılır ama bunun kaybettiklerimiz, yaşamlar, hayatlar hakikaten çok daha önemli. Çok önemli mesajlar verdiniz sevgili hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz biz Kadın Hayatı'na katıldığınız için. Daha sık görelim sizi hocam. İnşallah. Daha sık konuşalım İnşallah. Bu konuyu. Çok teşekkür ederim. Efendim Türkiye'de ve dünyada sigara bırakma oranları nasıl? Sigarayı bırakmak istersek bize neler yardım eder? Profesör Doktor Toker Ergüder anlattı. Hiçbir yere ayrılmayın. İkinci konumla biz yine buradayız.